Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Teknik Süper FM'den bendeniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Keyifli bir hafta sonunu renklendirecek yepyeni bir Beş Çayı'nda daha huzurlarınızdayız. Geride bıraktığımız hafta boyunca hem radyomuzdan hem sosyal medya ortamlarından sıklıkla dile getirdik. Bugünkü keyifli konuklarımızdan bir başkası benim yanımda. Aslında hafta boyunca hem Küpe FM'de hem çeşitli sosyal medya ortamlarında Dizinin Dibi adlı son şarkısıyla onu sıklıkla sesini solunu duyuyoruz. Ama şimdi yanımızda ve bu şarkının bundan önceki çalışmalarının bundan sonraki hedeflerinin hikayesini birinci ağızdan öğrenme şansımız var. Dizli Olcay bizlerle birlikte. İlk olarak hoş geldin program. Hoş bulduk. Yoğun bir süreç senin için. Hem bunun tanıtımı devam ediyor hem çalışmaların devam ediyor. Bu yoğunlukta bize vakit ayırdığın için ben Küpe FM ailesi adına ilk olarak teşekkür edeyim istiyorum. Az önce de söylediğim gibi sıklıkla dinlediğimiz melodilerden biri oldu Dizinin Dibi. Ama şu şarkının en başına dönecek olursak birinci ağızdan hikayesini dinlemek oldukça keyifli olacak. Paylaşabilir miyiz dinleyicilerimizle? Tabii ki. Zaten hikayesini anlatmak şarkıyı söylemek kadar keyifli. Şöyle oldu, tabii ki bir şarkı arayışındaydım. Uzun zamandır söz yazıyordum kendimce ama onları ortaya çıkartmakla ilgili bir sıkıntım vardı. Sanıyorum fazla mükemmeliyetçilikle ilgili bir şey bu. Okan var, Okan Albayrak. Benim hem gönül dostum hem yol arkadaşım diyeyim. Onunla bir gün kavga ettik. Ondan sonra ben dedim ki ben gidiyorum dedim kahvaltı yapacağım dedim. Arkadaşlarımla kahvaltıya gittim. Sonrasında stüdyoya gittiğimde dedi ki ben dedi bir tane söz yazdım bir bakar mısın dedi. Baktım işte yok bir çıkış yolumuz varsa söyle geliyor sonumuz yazmış. Ben dedim nasıl yani? Arkasından şey yazdım ben de işte nafile oluyor serzenişler nerede asıl konumuz dedim. O da güz yaklaşmış sessizce kabul edemem yazdı. Ben de iki sarılsak düzelmez miydi parçalı durumumuz dedim. Bu şekilde şarkı aktı. Yaşanmış bir şey olduğu için yani ezbere bir şarkı yapılmadığı için de bizim çok içimizde sindi. Çünkü bu gerçekten son zamanlarda ihtiyacımız olan şey böyle düşünüyorum. Yani dinleyenler de çok memnun kaldı diyebilirim. Bu yüzden de çok mutluyum. Aynı zamanda bir atışma gibi de olmuş bizim kültürümüzde de vardır ya. O zaman bu keyifli şarkının hikayesini dinlemişken hiç soğutmadan şarkıyı da dinletelim ki dinleyicilerimizin gözünde biraz daha canlansın. Radyolara biraz daha ses verme zamanı efendim DJ Olcay Dizinin Dibi diyor. Sonrasında klibi hakkında konuşmak üzere biz yine burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Yolumuz varsa söyle geliyor sonumuz. Nafile oluyor serzenişler. Nerede asıl konumuz? Güz yaklaşmış sessizce kabul edemem. İki sarılsak düzelmez miydi parçalı? Kalbine al
Keyifli melodileriyle dizinin dibi radyolarımızdaydı. DJ Olcay yorumuyla dinledik. Şarkının hikayesini de az önce, sıcak samimi hikayesini paylaştık sizlerle. Ama bir de YouTube'dan da izleyebileceğiniz görselleştirilmiş son derece keyifli bir klip çalışması var ki onun hikayesini de öğreneceğiz şimdi. Kimlerle çalıştın klip? Murat Şöker'le çalıştım. İyi ki de çalışmıştım. Çok sevdiğim bir arkadaşım oldu klip yönetmenliğinin dışında. Ben daha çok hayatımda hep gülümseyerek bir şeyleri halletmeye çalışan bir insanım. Yani en mutsuz olduğum zaman bile dışarıya çok bunu yansıtmamaya gayret gösteren biriyim. O gülümseyen halimi bu şarkıda, bu klipte göstermek istedim. Zaten klip günü gittiğimde Murat dedi ki, Dicle o kadar çok buna hazır gelmişsin ki sürekli gülümsüyorsun dedi. O yüzden çok içime sinen bir klip oldu. Klibi Ümraniye platolarında çektik. Bir kısmını da Maltepe'de çektik. Hatta bu Maltepe'de çektiğimiz yerde Kaykay alanında Okan ayağını kırdı. Evet, güzel böyle bir nazar çıktı diyeyim ama biraz da bir arızalı oldu. Çok güzel bir klip oldu. Zaten Murat Şöker'in ekibi inanılmaz tatlı. Yani böyle samimiyet yavaş yavaş gelişti ve çok oturaklı oldu. O açıdan da çok mutluyum onlarla çalıştığım için. Bundan sonraki çalışmalarda o zaman daha çok Murat Şöker, Dicle Olcay birlikteliğini göreceğiz herhalde. Evet, mutlaka göreceksinizdir. Bütün yönetmen arkadaşlarımı çok seviyorum. Daha önce çalıştığım Gülşen Aybaba'yı da çok seviyorum. Onlar da çok yakın arkadaşlarım. Bunlar hepsi bir arada olduğunda gerçekten bir paket halinde olduğu için çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden çok keyifli bir çalışma oluyor. Dizinin dibi ikinci single'ın yanlış bilmiyorsam bir de zamanında var, ilk adım olarak değerlendirebileceğimiz. Onun hikayesini paylaşalım mı dinleyicilerimiz? Zamanında sözleri Ceren Akın'a, müziği ve aranjesi Çağrı Tel Kıvıran'a ait. İkisi de benim İzmir'den çok eski arkadaşım. Ceren'in yaşayıp sözlerini yazdığı, Çağrı'nın da bestelediği bir şarkı olduğu için ben de güzel bir şekilde yorumladığıma inanıyorum. Güzel bir ilk adımdı. Yani soracak olursan çok böyle acayip bir patlama yaşadı mı? Yaşamadı. Ama ben herkesten çok güzel yorumlar aldım. Benim için esas olarak önemli olan bu. Çünkü popülerlik biraz artık göreceli bir hal almaya başladı. Neye göre, kime göre diye. O yüzden ben yaptığım çalışmalardan çok memnunum. O zaman o memnun eden şarkılardan ilki zamanında gelsin şimdi. Radyolara yine biraz daha ses verebilirsiniz efendim. Zamanındayla devam edecek kaliteli müzik yayını Küpe FM'de. Sonrasında biz yine buradayız. Benim olmasan da huzur dolsun için, kıvrılıp başkasının yanına yatsan da. Gönlüm zordasın yine bana zarar zaman, uykular zaten haram, yüreğim durmaz. Yanına yatsan da gönlüm zordasın yine bana zarar zaman, uykular zaten haram, yüreğim durmaz, kapanmaz artık yaram. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala. Yeah.
Müzikal Takınız Küpe FM'de bendeniz Kamil Birci ile birlikteliğiniz 5 yayında devam ediyor. Dilce Olcay'ın keyifli şarkılarını, hikayelerini birinci ağızdan öğrenerek sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Zamanında radyolarımızdaydı. Bu ses soluğu bu keyifli şarkılarda duymak güzel ama son yılların belki de en popüler dizileri içerisinde de aslında duyduğumuzu bilenler vardır. Bilmeyenler için de şimdi biz paylaşacağız. Belki de aslında internette çığır açan bir dizi demek çok da yanlış olmayacak. Fi'nin soundtrack'inde, Ufak Tefek Cinayetlerin soundtrack'inde gördük. O süreçler nasıl gelişti senin için? Cem Öget dizilerin müziğini yapan arkadaşım. Benim İstanbul'daki ilk arkadaşım diyebilirim. İzmir'den ilk taşındığımda tanıştığım ilk insan. Bir gün beni aradı. Dizide dedi, bir tane dizi var. Şarkı söyler misin? Ama dizinin ismini söylemedi. Ben de bu arada Fi'nin kitaplarını okumuştum ve çok beğenmiştim. Hangi dizi dedim? Ya işte Mehmet Günsür oynuyor, Selena Sarıkaya oynuyor falan. Cem diyorum hangi dizi söyle? Fi dedi, ben böyle inanamıyorum yani, bu kadar mı gönülden istedim falan dedim. Ondan sonra tabii ki söylerim dedim. Ben zaten 90'lar Türkçe pop yapıyorum sahnede. Yaklaşık bir 4 yıldır çalıştığım bir yer var. 90'lara çok hasretim. Müzikalitesini çok beğeniyorum ve kendime de çok yakıştırıyorum. Aç Kapıyı Gir İçeri deyince zaten çok da sevdiğim, dinlediğim, söylediğim de bir şarkıydı. Onu seslendirdik. Üstüne de Uzun ince Bir Yoldayım'la birleştirdik. Çok güzel oldu. Çok yakıştı iki şarkı birbirine. O dizinin o görüntüleri izlediğiniz yeri de, orayı da anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten benim kendi sanatıma yaptığım işe bakış açım değişti. Çünkü bizim yaptığımız işte sadece şarkıyı söyleyen kişi alkışlanır genelde. Yani sensindir önemli. Orada bizim ne demek olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Çünkü gerçekten biz orada hep birlikte parladık. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmadı. Tabii ki orada oyunculuk olduğu için de, zaten oyunculukta da böyle bir şey olduğu için. O bizim başarımız oldu. Benim başarım olmadı. Bunu da kendi işlerime yansıtmaya gayret ettim ondan sonraki süreçte. İyi ki de oldu. Çok mutlu oldum. O derecede keyifli bir çalışma böylelikle ortaya çıkmış oldu. Aslında hani biz fikrinden bahsederken çeşitli programlar yapıyorum. Birçok müzisyenle de bir araya geliyoruz bu 5 çayı aracılığıyla. Yaptığım programlar arasında fark ettiğim şeylerden bir tanesi müzik yapan insanların aslında biz diyebileceği insanlarla yolunu paylaşması, bir aile havasında müzik yapması. Senin de böyle bir şansın var. Okan'la beraber hayata geçirdiğin çalışmalar var. Bu yolculuk herhalde böyle devam edecek bundan sonraki süreç. Kesinlikle devam edecek. Hatta şimdi bu cuma Okan'ın da single'ı çıkıyor. O da çok güzel şarkı söylüyor. Onun da sözleri, besteleri var. Çok güzel. Valla güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Hatta dün iki tane şarkı yaptık. Çok heyecanlıyım. Bundan sonra dinleyeceğimiz çalışmalar da ilerleyen aylarda şimdiden hazır diyebiliriz. Ama bugün elimizde olan çalışmalardan bir tanesini daha yayınlayacağız. Az önce de üzerine keyifle sohbet ettik. Özdemir Erdoğan'ın o klasik eseri Aç Kapıyı Gir İçeri. Şimdi Dicle Olcay yorumuyla sizlerle. Seni aç kapıyı gir içeri.
Aç Kapıyı Gir İçeri bir Özdemir Erdoğan klasiğiydi. Keyifli yorumuyla Dicle Olcay'dan dinledik efendim. Fil dizisinde de tanıdığımız keyifli soundtrack çalışmalarından bir tanesiydi. Yavaş yavaş biz ayrılan sürenin sonlarına yaklaşıyoruz. Bu keyifli şarkıları radyodan paylaşmak oldukça güzel ama bir de bunları canlı canlı dinleme ayrıcalığı var. Dinleyicilerimiz de buna ulaşmak isteyeceklerdir hiç kuşkusuz. Var mı böyle programlar dinleyebilecekleri? Evet var. Yaz sezonu boyunca Çeşme'deydik, Alaçatı'da, diskodaydık. Kışında cumartesileri orası devam edecek. Onun dışında İzmir'de sahnemiz olacak. Henüz şu anda bir konuşma aşamasındayız. Ankara'da bir mekan var. Orasıyla da anlaşmak üzereyiz. İstanbul'da zaten Gizli Kalsın, bu meşhur Gizli Kalsın'da ben 4 yıldır çalışıyorum. Normalde cuma pazar orada çalışıyordum. Perşembe pazara çektik. Cuma cumartesi yoğunluğumuz arttığı için öyle bir izin istedik. Çarşambaları yine İstanbul'da bir mekan daha olacak. Sosyal medyalardan beni takip ederlerse Dizli olacak. Nereden ulaşıyorlar, ben de onu sorayım. Instagram ve Twitter üzerinden. Facebook'tan da aynı zamanda Dicle Olcay yazarak bana ulaşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için. Küpe FM dinleyicilerine, Trakya bölgesine son mesajlarını alalım yavaş yavaş. Hayatta herkes attığı adımlarda cesur olmalı diye düşünüyorum. Benim sınavım her zaman bu oldu. Ne zaman cesaret dolu adımlar atarsam onun ekmeğini her zaman yedim. Benim tavsiyem herkese kendini bilerek cesur adımlar atması. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama siz radyolarınıza biraz daha ses verebilirsiniz. Çünkü Dicle bir kez daha dizinin dibiyle burada olacak. Bir sonraki Beşçeyinde buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim. Yolumuz varsa söyle, geliyor sonumuz. Nafile oluyor serzenişler, nerede asıl konumuz? Güz yaklaşmış sessizce, kabul edemem. İki sarılsa bizi
Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.